Çin'de 3 yıl önce topraksız tarım üretimi ile ilçede ilk çilek üretimini başlatan kadın girişimci Betül Şimşek'ten sonra organik çilek üreticisi Ersin Çam da Çin'in verimli topraklarını keşfederek çilek üretimi yapmaya başladı. Fazla oldu. 2900 emekli oldum. Ay ne güzel. 2900 emekli oldum. İşte aşağı yukarı. Bucak Mahallesi'nde 35 dekar çilek dikimi gerçekleştiren Çam, yüksek verim beklediklerini ifade etti. Çin diyen var ya, Çin'deki tarlanın 20 yıldır sürülmediği için organik tarıma elverişli olduğunu belirten çilek üreticisi Ersin Çam şunları söyledi. Bu işe 2 yıl oldu başlayalı. Organik tarım yapmaktayız çilek üzerine. Çin'i tercih ettik bu sene. Özellikle bu yerin 20 yıldır işlenmemesinden dolayı, yerin kuvvetli olmasından dolayı, Topçam Barajı'nın suyunun daha iyi olmasından dolayı böyle bir tercihimiz oldu. Burası 39 dekar. 35 dekar dikil alanı var şu anda. Bir kısmını biyolik zaten ileriden bellidir. Ört altı yaptı, öyle yaptık. Bir kısmını da firme ektik. Organik tarım yapmanın zorluklarını bile bile geldik şimdi açıkçası buraya. Ama nasip, emeğimizin karşılığını inşallah alırız. Organik olacak. Çok iyiydi. Bu sene biraz daha iyi olacak deniliyor ama kontratlar geçen yıla göre biraz daha farklı söylediler. 7-8 bin lira yukarıda çektiler. Bakalım nasip. Biz burayı Ağustos'un başında hazırlamaya başladık. Bir 10 günlük hazırlama süreci sürdü. Boru tesisatıymış, naylonuymuş. Ondan sonra Ağustos'un 17'sinde dikime başladık. Şu ilk dikim, bir de orası. Geri kalan yarısında Eylül'ün başında başladık dikmeye. Şu anda da boğaz otlarını aldırıyoruz. Diplerini doldurtuyoruz. Zararlı otları aldırıyoruz. Organik olduğu için, ilaç kullanmadığımız için mecburen elleştirilik yapıyoruz. Bundan sonra artık kolatmaya başlayacak. Belki ara ara görmüşsündür. Kendilerine kolatı. Onları da eksik yerlere diktireceğiz. Eksik alan, kuruyan yerlere diktireceğiz. İşte yavaş yavaş kış hazırlamaya başladık. Ne kadar sürer bu işler? Tamamlandı. Kasım'ın sonuna kadar devam eder bu şekilde. Ondan sonra çileği kendi haline bırakıyoruz artık. İlk verim Nisan ayında. Nisan ayında. Evet. Veya Mart'ın 25'i gibi başlar. Firiko çilek olduğu için. Peki çileğin kışı biraz sert geçer. Soğuktan çilek etkilenmez mi? Yok. Çilek kendini geliştirdikten sonra don, soğuk. Çilek için biraz daha iyi. Çilek soğukta don olayında uyumaya geçiyor. Bu da bizim işimize geliyor. Bakım derdi olmamış oluyor. Geçen yıl bizim bir tarlamız daha var Çakırbeyli'de. Orada 4200 kilo civarında aldık açık tarladan. Ört altı olmayan yerden. Burası biraz daha tabiri ise gen yer derler ya. Hani sürülmemiş yer. Burada herhalde 4,5 ton beklentimiz var inşallah. Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nden Çin'deki çilek tarlasına işçi olarak gelen çalışanlar yaptıkları işten memnun olduklarını belirtti. İki yaz boğaz atı yoluyoruz, çilek toplayacağız. Elimize gelen işi yapıyoruz böyle sabah işte. Sabah bu iş için kaçta çıkıyorsunuz? 5.30'da arabaya biniyoruz. 5.30'da. Kaça kadar sürüyor işiniz? Şimdi 1.30'a kadar. 1.30'a kadar. Bir de bırakıyorduk. Toplam kaç kişisiniz burada çalışan? 20 kişi oluyorduk, 15 kişi oluyorduk. Şimdi azaldılar. Azaldık yani. Dikimini, şambasını, ondan sonra her şeysini. Birinci bir yöne dikiyoruz bu fidanları. Ondan çıkarıp buraya dikiyoruz. Kasalı arabalarına götürüyoruz, taşıyoruz buraya. Öyle yemeğimizi yiyoruz. Öğlen 1.30 olunca evimize gidiyoruz. Öyle işte memnunuz. Memnunuz. Aydın'dan geliyoruz. Çok memnunuz. Sohbet ediyoruz, yemek yiyoruz, dertleşiyoruz. Su gibi gidiyor saatler. Zonguldak'tan 1993'te Aydın'a gelen çilek işçilerinden Nazmi Saraçoğlu eşiyle birlikte çalıştığını belirterek şöyle konuştu. Ben emekliyim şu anda. 10 sene oldu emekli olalı. Normalde eşimle beraber çalışmaya geliyoruz. Memnunuz. Sevdiğim için geliyorum. Yoksa dışarıda yani çalışacak olanlara iş çok. Yok diyenler de yalan konuşuyor. Normalde seviyoruz yani. Zonguldak'tan geldim ben. 2093'te geldik. Madenden emekliyim, Aydın Yiğit'ten. İşte çalışıyoruz yani. İşimizden memnunuz. Seviyoruz yani. Evet, 25 yıldan beri orada oturuyoruz. Artık Aydınlı sayılırız yani. İşte böyle yani. Sabah 5.30'da arabaya biniyoruz. Geliyoruz sabah 7.30'da işe başlıyoruz.
Sonra 1.30'da işi bırakıp gidiyoruz evimize. Ailemle beraber hanım, bu hanım, çekebilirsin de yani daha doğrusu. Hanımla beraber ikimiz. Ben sevdiğim için hanımla beraber geliyorum. Daha önce hanım geliyordu. Pamuk şeysinde falan toplamaya geliyordu. Ben de 2 seneden beri dedim ki ya bu nasıl oluyor falan, çilek işi. Geleyim bakayım dedim ama sevdim yani. Çok hoşuma da gidiyor. Geliyoruz gidiyoruz. Yani aldığınız ücret tatmin edici mi? Nasıl? Aldığınız ücret tatmin edici mi? Normal yani. Tabii ki şu anki piyasaya baktığın zaman bu seneki şeye göre tatmin edici değil yani. Normalde öncekine göre çok, biliyorsunuz ortalık değişti şu anda. Bugün ben emekliyim, 5,5 milyar maaş alıyorum. 2 tane çocuk üniversitede okuyor. Gerçekten çok zor iş yani. Şöyle baktığımız zaman şu anki durum biraz sıkıntılı. Gömye benim 200 lira. 200 lira gömye alıyorum ben şu anda. Kadın erkek fark ediyor mu? Fark ediyor. 175 bayanlar alıyor. 200 işte erkekler, o şeyine göre yani. Bizim kendi işimiz, bu şu teşkilatları biz yapıyoruz yani, boru işlerini olsun, su kanal boruları biz yaptığımız için. Bizde fiyat farklı oluyor biraz da. Erkeklerinle bayanların farklı.